Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat Yirmi beşinci deva, yirmi beş devadır. İhtar, Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamına yazılmıştır. Bu manevi reçete bütün ya yazdıklarımızın fevkinde bir suratle haşiye bu risale dört buçuk saat zarfında telif edilmiştir. Dört buçuk saatte herhalde okursun ama çok çabuk dört buçuk saatte okursun evet yani ama olmayan bir şeyi ortaya çıkaracaksın bir de yazacaksın telif edildiği gibi hem umuma muhalif olarak tesbihatta tespihata ve dikkatte vakit bulamayarak telifi gibi gayet suratle ancak bir defa nazardan geçirildi demek, müsvedde yevel hükmünde müşeveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı kalbe gelmiş. Sanatla ve dikkatle bozmamak için, yani şiir, şiirin özelliği düşünerek yapılıyor. Şiir, kaleme alırsın. Çok iyi olur. Kaleme alırsın şiirde düzeltme yaparsın, vezin yaparsın, kafiye yaparsın. Ee, sonra ertesi güne koyarsın, eklersin, çıkartırsın. Şiir böyledir. Ama doğu şöyle değil. Kalem karıştıramazsın. Doğar olur. Yarını bekleyemez. Doğuş derler ona. Buna mesela ilhamat. ilhamat var. İlham bu ya. Yani. Ee, böyle ilham var sunuat var, tuluat var, işarat var, rumuzat var, telvihat var. Yani kalbin mertebelerini kesiften letafe, te, te doğru, mananın içeriğine doğru bunlar değişiyor. herkese ilham olur. İlham olur. Herkese sunuat olmaz gayet süratle ancak bir defa nazardan geçirildi demek müsveddi evvel hükmünde müşeveş kalmıştır. Kalbe fıtri bir surette gelen hatıratı sanatla ve dikkatle bozmamak için yeniden tetikate lüzum görmedik. Okuyan zatlar hususan hastalar bazı naoş ibarelerden veyahut ağır kelimelerden ve ifadelerden sık Sıkılıp gücenmesinler, bana da dua etsinler. Bismillahirrahmanirrahim. Elledi izelse bet musibetun kalu. Inna lillahi ve inna ilahi rajiun. Ve ledi huwa ve yaskin ve iza meritu fhuwa yeshfin. Şu Şulema'da nevi beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibetse de insanların on kısmından bir kısmıymış. Ve hastalara hakiki bir teselli, nafi bir merhem, faydalı bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. 15. deva. Ey ahu eni neden hasta? Hastalığın suretine bakıp ah eyleme. Bir surette böyle görünüşü var. Manasına bak. Oh de. Manasına bak. Demek ki bir sureti var, bir manası var. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasa idi. Manası Halik Rahim en sevdiği ibadına hastalıkları vermezdi. Halbuki hadis-i sahihte vardır ki Eşeddu bela u el evliya u el emsal evke fi makal yani en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar en ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi en kamilleridirler. Allah Allah. En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar insanların en iyisi en kamilleridirler. Başta Hz. Eyüp Aleyhisselam. Her konuda bir pir var. Bu da bu pir. Ee, Eyüp Aleyhisselam Enbiyalar Peygamberler Sonra Evliyalar Sonra Ehli Salahat Çektikleri hastalıklara birer nasıl olmuş? Nasıl böyle tahammül edebilmişler? Hastalıklarına ibadeti halise birer hediyeyi rahmaniye nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Bakışa bak. İbadeti halise demek ki halis bir ibadetin vaktiymiş. İki de bir atlet değiştirmek, tersi olmak, bilmem şey içmek, nale içmek gibi. <laughs> İbadeti halisa. İki, kim bunu kabul edecek? Hediye-i Rahmaniye. Hediye biz cep telefonu, bilgisayar, öyle şeyler değil. Mi? Laptop falan. Hediye o. Olması lazım. Hediye. Allah'ın da hediyesi hastalıkmış. hediye Rahmani'ye nazarıyla bakmışlar. E, bu olunca hediye yani alacağın yoktu sana verdi. Hediyenin özelliği o. Bilgisayar gönderdi. A, remi düşükmüş ya. yani istemiyorum. Ya, zaten hediye etmiş ya. Zaten hediye etmiş yani. Senin alacağın yoktu ki. Hediye de yani, alacak verecek yok yani. Yok rengini ben bunu istemiyor. Hiç kimse der mi? Demez. Mi? E şeymiş, hastalık da hediye halisaymış. Ya hediye. Allah Allah. Ya yani bunu kabullenmek çok zor ya. Niye bir tuhaflık var biliyor musun? Bakın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine diyor ki asıl saadet. Şimdi tuhaflık kimde bak şimdi. Onu ölçü alıyorum ben. Diyor ki asıl saadet. asıl saadet, saadet bir eli yağda bir eli bağda olması lazım. Oysa yok, yok yok. Ve hayatın hakir görüldüğü, yani insanlar hedef tasarısına konulup sen mi daha yatış yapıyorsun ben mi diye hedef tahtası haline getirilip hiç böyle hayat kale alınmadığı bir dönemde yokluğun zulmün her türlü sıkıntının yaşandığı ha yani cephanın şey sıkın yaşandığı asra asa saadet denmiş. Şimdi biz de yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda arabamız var, cep telefonu var. Giyip de yıpratacağımızı tahmin etmediğimiz elbiselerimiz var. Ama e, saadet değil yani mutlu değiliz. Yani onların hiçbir şeysi yok, mutlulukları vardı. Bizim her şeyimiz var, mutluluğumuz yok. Burada bir, bir terslik var yani. Ya bizde var ya onlarda. Yani anlayış farkı var ya, saadet asrı. Nasıl saadet asrı ya? Ölümün ve yokluğun kol gezdiği döneme saadet asrı mı denilir? Şimdi en ufak bir şeyde bu kadar incelemiş hastanede bölümler var, bilmem ne var, altın araba var. Bu kadar dostlarım var. Oturuyorsun. Her tarafta ders dinliyorsun şimdi. Bir, bir tuhaf yani. Demek ki anlayışımızı tavsiye etmemiz gerekiyor. Hastalık da hastalığa da hediye rahmaniye denmesi demek o, o asıl saadetle anlayışımız yanlış olduğu gibi hastalığa da bakışımız ondan yanlış. Şimdi bir şey okuyucu anlatacağım size de. Bu dersi bana okutturmaya vesile olan bir şey ok anlatacağım size. Bugün etkilendim böyle. O zaten buraya gelene kadar leylim leylim geldim. Hediye-i Rahmani'ye nazara bakmışlar. Sabır içine şükretmişler. halik Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahinin evinden görmüşler. Ha. Kardeşim, böbrek taşı var ameliyat oluyorsun. Göz ameliyatı oluyorsun. Niye tahammül ediyorsun? İçerideki mikrobu alsın. Onun için yani. Sihatlı olacağın için. Şimdi ameliyat yapılırken biraz sıkıntısı var ama sonra rahatlık var. Şimdi bedenin bir ameliyatı var. Aklın ameliyatı var. Unutmayın. Bedenin ameliyatı var. Farklı. Kafanın ameliyatı var. Aklın. Ha. Aklın kafanın ameliyatı tefekkürdür. Vicdanın ameliyatı var histir. Hissini yarıyorlar. Hadi tahammül et de göreyim. Firaktır, karşılık görmeme, aşk, muhabbet. Tamam. Kalbin ameliyatı var duygulardır. Ruhun ameliyatı vardır, latifelerdir. E peki hastalık neymiş? Ameliyatı cerrahiye. Hangi? Kalbin. Halik Rahim'in rahmetinden gelen bir ameliyatı cerrahiyeymiş. Yani tamam da kolun ameliyatı ile gözün ameliyatı bir olmadığı gibi bedenin ameliyatı ile de ruhun ameliyatı bir değil. Halik Rahim ruh ameliyatı ediyor. İkide bir yani birkaç senede bir ve her senede bazılarına senede bir bazısının ki taş ikide bir taş yapıyor, Bazısının on senede yapıyor. A demek ki hastalık ruhun ameliyatıymış. Ameliyat. Sen ey ahu fizar eden hasta bu nuranı kafile iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Kim? Eşşendü nas bela el enbiya sümel evliya ve selam Yani peygamberler, enbiyalar, evliyalar, sonra eli salahat. İşte bunlara diyor bu nuranı kafile iltihak etmek istersen sabır içinde şükret. Yoksa etmesen olacak. Şefa etsen onlar seni kafilelerini almayacaklar. Ehli gafletin çukurlarına düşersin. Karanlıklı bir yolda gideceksin. Karanlıklı bir yol. Hasta oldun. Niye? Tamam hasta oldun. Karanlıklı niye? Eğer Allah ile alakanı kesersen tabii onun nazarıyla bakmasan nasıl bakacaksın? Hangisinin içinde doğru? Karanlık işte. Yani önün aydın değil. Ö önün aydınlatan şeydir. Hastalığı an anlam vermendir. Mana yüklemen. Diyorsun ki kefaret üzülüptür. Geçmiş günahlarıma, günahlarıma kefarettir. Ruh ameliyat ediyor. Hediye rahmaniyedir. Böyle demek nerede? Allah bilmem nesini versin. Nereden geldi ya? Allah bilmem şalsın bilmem ne olsun şu şey ya. Demek nerede? Nereden geldi? Allah lanet olasın. ve işte. Demek nerede? ameliyat cerrahiyedir. Kefaret-i zünüptür. İkazat-ı Demek nerede? Evet hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet derecesine sebebiyet verir. yani bazı hastalıklar var ki ben mesela ömür billah vakıf olacağım, ömrümü vereceğim. Tamam? Adam bir çocuk doğurmaktan gelen hastalıklar. Karın sancısıyla ölenler. Bu e, çok çocuk doğurmaktan bu hastalığın manevi şehadeti kazandırması losa zamanı olan 40 güne kadardır. Şimdi bu kadın veya karınca sancısı veya gark ve hark e, boğulmak, gark olmak, hark yanmak, taun bulaşıcı hastalık, mesela korona, taun yani toplumsal bir hastalık, veba ile vefat eden şehidi manevi olduğu gibi çok mübarek, çok mübarek hastalıklar var ki velayet derecesini ölümle kazandırıyor. Bazılar bu şehit. Bazı hastalıklarda var ki şehit değil ama veli oluyor. Daha üstün. Velilik daha üstün. Şehit normal insan oluyor. Taun, maun, garg, hark. Ondan sonra şart iman ama. Yani namaz şartını koyuyor. Ben çok araştırdığım için söylüyorum. Bu olsa çünkü ben, bizim memlekette çok var dedim ya bunun hakikati ne de bir bakayım. E tabi eski benim kafama göre namaz olması lazım, onunca olması lazım. İmanı varsa, boğulsa, imanı varsa ama kalmışsa, amelsiz, amelsiz iman sağlam kalır mı? Kalmışsa, kalmıyor ama öyle diyor 72. sayfa iş edeceğiz da Kalmışsa, yani ölçü iman. Amel şart değil bunlarda. E şimdi şehit oluyor. Sonra bir baktım ki bazı hastalıklar var ki başka bir cin. Onlar da velayet veriyor. Velayet derecesine ölümle kazandırır. Hem hastalık dünya aşkını ve alakasını hafifleştirdiğinden ne hafifleştiriyor? Hiçbir şey kalmıyor ki. Dünya aşkı mı kalıyor böyle? Artık dünya bitti ya. Öyle bir rahat git tuvalete gidebilsem bir oturabilsem. Bir tabak yani bir çorba kaşığı almıyor ki vücudun. Kusuyor, itiyor. Yani anlatamam ya böyle. Bir, iki gün ben de yattım. Böyle üşütmekte yani de. Ondan sonra ya hiçbir şey istemiyor ki. Hiçbir şey. Böyle hep böyle başka. Sıyrılmak için başka haletlere giriyorsun. Çok güzel bir şeyler de veriyor. Dünya aşkını alakasını hafifleştirdiğinden vefat ile dünyadan eyli dünya için gayet elin ve acı olan mufarakatı tahfif eder bazen de sevdirir. Bazen öyle bir hale getiriyor ki o hastalık olan gitsek ya Git, merak etme gitmeyin alametin sen ona sevmeye başlarsın. bunlarla alakalı bir şey anlatayım size. Şimdi bir zat var. Zat burada duruyor. Etkilendim bayağı. Ben de insanım çünkü etkilendim. İsim vermeyeyim ama okuyacağım biraz. Yukarısını okumayayım. O uzun. Bugün gözükeni okuyacağım. adamın karısı vefat ediyor. 30 36 35 civarında. Ondan sonra bu insan ne özelliği vardı? Hiç okula gitmemiş bu kadının. Evinde televizyonu olmamış. Risalüün dersi veren. Şimdi vefat etti. Vefat etti. Kocasının kocasının ablası rüya görüyor. Anladınız değil mi mesele? Kadın vefat ediyor. Evli. Çocukları yok kim olduğunu da anlattım yani. Televizyonu olmamış, okula gitmemiş, çarşaflı ders veriyor. Böyle bir kadın. Kocasının ablası Rüya görüyor. E Rüya görme görüyor şey görmeden şimdi evdeyim diyor ben gündüz. Rüya görmedi adam kocası. Bak şimdi. Balkona ikinci kattan diyor aşağıya bakıyorum. Yani geçmiş bir iki ay. Ablam diyor fasulyeler şimdi sökülüyor ya şimdi. Şimdi harma zamanı. Fasulyeler sökülüyor. Gündüz yani, yani rüya değil şimdi bu. Baştan aldım şimdi. Fasulyeler şey yapıyor. Ya diyor evde tek ya bir hanımı var çocuğu. Vefat etti o da. Ya yani ben şeyi çok severdim. Bizim memlekette çok seviyorum böyle taze fasulyenin içinde renkli barbunya. Renkli fasulye böyle taze. Onu pişirirler. Fasulyenin içinde renkli. Fasulyeyi böyle e sırığından sökerken ya dedi içinden şimdi eşi için sağ olsaydı şimdi yapardı bana dedi. İçinin geçirdi. Kim duydu? Hiç kimse. Kendisi yani bakıyor böyle ikinci kattan ablasının ta harman yapmasına bakıyor. Ya diyor falanca işte eşim olsaydı şimdi yapardı diyor. Tamam, bitti. Bu kendi içinden geçirmiş. Akşam yatıyorlar. O harman yapan kadın yani kocasının ablası harman yapıyor Ya, rüya görüyor. Öleni. <gülüyor> <gülüyor> diyor kim? Ne haber? İn o falan. Ya dedi bana dedi bir yemek yapsana dedim. Ya dedi nasıl sen dedi ölmedin mi demiş. Sana kaç kefa dedim ya ben ölmedim. Ama sen öldün gömdük seni. Ölmedim abi ölmedim diyor kadına diyor. Ölmedim ben. Peki yoğun bakımdaydı bu. Kadın yoğun bakımdaydı. Dedi ki ya dedi ama dedi yoğun bakımdan dedi sonra çıkamadın gömdük seni dedi. Ben derin uykudaydım. Ee nasıl ne oldu o zaman dedi. Uykudaydım dedi. Uyandım burada gördüm kendimi dedi. Ondan sonra e, ya buraya her gelen ölmüyor ki dedi. Evet ama ben bu taraftayım ama ölmedim dedi. Ondan sonra soru sordu işte bu kadına da cahil köylü. Ya peki neredesiniz? Berzah. Berzah ne demek diyor? Ömründe ilk defa duyuyormuş. Rüyada ilk defa duymuş. Aylınca soruyor. Berzah ne demek diyor? Neyse anlatmış, sen to toparlıyor. Diyor ki: "Ya diyor, bana bir tencere yemek yap dedi. Taze fasulye ile dedi, barbunya olsun dedi." Sen dedi harman yaptın. Ondan dedi Barbunyalı A -a, Şimdi bak şimdi. Yani rüya gören de öldüğünü biliyorum diyor. Tamam ama diyor yani sen öldün. Nereye götüreceğim dedi yani sana. Nerene sen öldün. Madem ölmedin ama ben tencerede yemek yaptım. Kime götüreceğim dedi. Dedi ki kocasının ismini ismini ver. <laughs> Kocasın ona götür dedi o bana getirecek dedi. Tamam. Ondan sonra bu e, perşembe oluyor. Perşembe, bu perşembe. Bu, bu perşembe. Derse geliyor kocası. Ya dedi ki e, ab, ablası, erkek kardeşine, karısı vefat etmiyor. Ya dedi Allah hayretsin dedi ya bugün dedi gelinimizi gördüm dedi de yani böyle böyle dedi dedi. Ondan sonra dedi ki ya dedi böyle böyle sana fasulye yapayım. O da öpten şaşırdı. Ne zaman gördüm böyle? Ben dedi sen harban yaparken içimden geçirdim ya dedi. Şimdi olsaydı dedi bana yapardı dedi eşim. O zaman dedi ki kardeşim bana niye demedin dedi de ta oralara. Oralar rahatsız ettin dedi. Bana niye demedin dedi. Ben ona demezdim ki dedi. O yapardı bana dedi. Bak şimdi daha gidiyor şimdi olay. Dedi ki tamam yapayım. Merdivenlerine çıkıyor diyor ki. Tamam da diyor sen içinden geçirdin. o nasıl duydu diyor ya. Kafa yiyeceğim ben diyor kadın. Sen içinden geçirdin bana bile demedin o nasıl duydun. Dedi ki abla sen bilmezsin dedi. Bu kafadan geçenler kaptan geçenler hep gözüküyor oralarda demiş. Üyücü Acayip'ine gitmiş. Demiş ki ben şimdi yapma demiş ben gidiyorum. Ne zaman yap ne zaman ben sana söylerim dedi. Rüyadır dedi geçirsin. Dün perşembe günü dersi geliyor. öyle Ondan sonra ya dersten sonra bana diyor ki böyle böyle gördüm. Fe subhanallah. Ya dedim bugün ya Ramazan biliyor musun dedim. Bu dedim. Ben de bunu çok severim de. Herhal benim dedim arzum de onun orusuna oraya gitti. Sen dedim bak şimdi. Sen o tencereyi yaptır bana ge getirir. He ne demektir dedi ya? Ben nereye götüreceğim? Bu nasıl dedi ya? Bana tencereyi getir. Dedim ki o Ramazan ben dedim. O aslında sana getirecek o bendim. O o davası sen şimdi söyle sana tencereyi yapsın. Sen de getir dershaneye. Ondan sonra bana sen ona ver O bana getirir diyor. Ondan sonra şimdi kaç gün geçti peşembe? peşembe. <laughs> şimdi kaç bu neyiz? Bir... <laughs> ha. Ondan sonra daha gelmedi tencere. Devreye giriyor. Eee onu gördüm evde diyor. Bana dedi misafirim var dedim dedi. Ee, sana, seninle bir şey konuşacağım demiş. Bu dünyadaki. Ee, müsait e, ha o diyor ki müsait değilim. Peki e, dedi ki hani benim yemeğim diyor. Ya, yapmadın dedi. Ya dedi sen ölmedin mi dedi ya. Ondan sonra Ramazan gelecek yemeği yapayım dedim. Ondan sonra güldü diyor. Yazıyor. Olur mu dedi. Herkes öyle sandı ama ben ölmedim. Kaç defa söyleyeceğim sana ölmediğimi. Yemeğimi gönder dedi. Şimdi ben de bunu taze fasulyenin içinde renkli Allah Allah şimdi diyor ki bugün bunu gönderdim. Abi diyor deli olacağım diyor. Hepten kalkmış perde. Şehit olmuş ya. Sen kaç defa söyleyeceğim dedi. Ben ölmedim. Yemeğimi gönder. Yani kime? Ramazan'a ver o bana getirir. Abi bu ne demek dedim. Ramazan sana gelsin bana getireceksin onu. Dershaneye vakıflara vereceksin. Abi nasıl yapayım dedi. Tereyağlı yap Ama gelene kadar rahat bırakmıyor. Peki ölen yok oldu hiç sonucumu söylüyor. Ölen yok oldu hiç oldu kayboldu biz ne alakası kesilmişse kim kime nereden neyi duydu ona uygun buna konuşuyor ve müdahale edip ona emirler veriyor. Şunu yap bunu yap buraya gönder diye. Madem öldü yok oldu kayboldu çürüdüyse kim kime nerede nasıl haber gönderiyor? Tamam ol gördün denk geldi rüya. İkinci bir rüyada niye yapmadın diyor yemeğimi. Nereden biliyor? Tam da nereden biliyor bunu ya? Hala göndermedin yemeğimi diyor. Diyor ki kafayı yiyeceğim ya diyor. Neredesin diyor. Ya, dedim ben te gelmeden gönderme dedim bak. Ondan sonra Aa, böyle bir konuştuk. Yeğenime gittim. Ondan sonra karşıya dün dün akşam öyle yemeği yap yemeği yemeden çıkma yok dedim yemeyeceğim ama bugün oluyor öyle abi dedi ki yemeğin dedi kız kardeşim abi yemeğini bir, bir saatin geldi senin üç buçuk saat İyi tamam dedim bir şey ver bir çorba dedim. Seni dedi sevdiğin yemeği yaptım dedim. Ne yaptın dedim. <laughs> Şimdi bak önüme koy. Ya bu kadar mı? Bu kadar mı böyle birbirine bağlı? En ufak bir arzuyu usta diyor. En ufak bir arzu halimizi işiten Rabbimiz nerelerde nasıl cevap veriyor ya? onun maneviyatını artıracak, onun sebabını artıracak, onun ra çünkü rahmet gidecek ya, vakıflar yiyecek, dua edecek ama bu dünyadaki kadın şaşıracak, kafayı yiyecek. Ya tamam kardeşim dedi Ramazan bu balkonda sen onu içinden geçirirken o nasıl duydu diyor ya. Yani ölen yok oldu, kaybolduysa kim oradan, kime, buradakine tam olaya mutabık içinden geçirdiği şeye, bana yemek yap diyor. Ona Ramazan'a götür diyor. O da bana getirecek. Bu nasıl bir şey ya? Kim ne nasıl haber veriyor ya? Yok kardeşim öyle artık. Bu şehit ya. Yani orası burası neredeyse kalkmış yani. Allah. Sen derse gideceksin değil mi şey, işe? Sen kalkabilirsin kardeşim. Sen git. Gideyim inşallah. Tamam sen ben de git. Gelmeden önce dersimde kalktın sen geçti. Hasan abi senin karşımda görünce böyle bir şey oldu abi. Aa, bir tane daha. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hadi normal normal normaldır. Al çekildin. Hadi Allah hepimizi şehit etsin. Amin. Bir 16'yı da okuyacağım ondan sonra tamam. 16. deva. Dedim ki benim dedim yemeğim ben <laughs> <laughs> tepecik de, gelsin. Hadi bak kuflarım. Yani ben düşürmeye çalışıyorum eletik. Hepsi çok acayip şey hale gelmişler. Nasıl oluyor ya falan. Ben onu düşürmeye çalışıyorum. Normal hale getir, getir diyorum böyle. Hem latife yaparak. O bana derken dersen şahsi manisini söylüyor. Sen ona ver diyor, o bana getirecek diyor. Nasıl getirecek? O bana getirecek diyor. bana. Aa şimdi gönder. Abi ne yapacağız dedi. Dedim ki, <laughs> dedim tepecikte olacağım şimdi. Mert'e sen gel. orayı yaptım. zor. <laughs> hiç işleri hiç yok. Zor hakikaten. İstersen yapma. Kaç yok abi. Hiç yok. 16. deva. Yani bir de başka bir şey var. Usta şöyle diyormuş. En ufak arzu, arzuyu kalbimi, halimi... Allah bu kainatın sahibi düşün. Kainatın patronu ya. Dünyada savaşlar oluyor, korona oluyor, Azerbaycan şu bu savaşlar var. Yani basit bir senin kalbinden geçeni ona öyle, ona da öyle, böyle. Ya hakikaten eskide tövbe tövbe Allah affetsin yani. Bu şey yokken gençliğimi düşünürdüm. Allah benim düşüncemi bu kadar insanlar içinde benim mi hatırlayacak? Tam Allah var derdim anneme tabi Oğlum öyle demedi ya. Mani tam da benim için geçini Allah bu kadar insan ne kadar insanlar konuşuyor hepsini duyuyor mu? Duyuyor oğlum dedi. İtikat ya onlar tam merkezden dijital ekrandan inanıyorlar. Biz öyle değil. Me mekanik inanıyorduk. Dijital onlar. Onların sonuca şey yapıyor. E şimdi On ne dedim ya bu kadar insanlar ya bu kadar düşünüyorlar söylüyorlar ediyorlar. Tamam da ben bir kenardan içimden geçirdim. mi Allah beni nereden bilecek ki bana cevap verecek dedim ya. Yani ölü şapıyordu. Şey yani çocuk şeyi ya. Nasıl bilirim? Ama güneş öyle mi ya? Sen bir kenarda bir köşede radyonu atsan adam Avustralya'dan Mekke'den bir tane yan yapsa senin bu köşeni evet kafa gözüyle görmez ama Falan da da mü görmez. Gördün? Sen mesela ne kadar nerede yaşasa yaşa, bodrumda da yaşasan, dünyanın merkezinde de yaşasan güneş ışınları, ultraviyol ışınları vurup geçiyor. Dünyanın her yerinde. Önün hiç bir engel yok. E, güneş her gün bizden gelip geçmiyor e, yaratılan bir şey ve yaratılan bir insan radyosuyla televizyonla en ucra köşün en gizli yere de ulaşıyorsa E güneş en kesifi delip geçiyorsa röntgen şu an kalbinde kalbindeki olan maddi hastalıkları röntgenle gözüküyor da manevi hassası olan mesela adam surata bakıp hastanın söylüyor. Ustadın doktoru vardı. Neydi o Tahsin Tola? Tahsin bir değil. İstanbul'da bir şeydi o. Neydi o? O Tahsin Tola değil de bir doktor var. Böyle bakardı Sima'ya. Hani ustada da şey yapmış. Eski doktorlardan. Tıp ben doktor. Çok manen de gelişmiş. Böyle kapıdan girince bakarmış sonra Senin şu mu var demiş Parmaklara bakarlar. 16. Deva. Ey sıkıntıdan şekva eden hasta. Hastalık hayat-içtimai insaniyede en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Yani cemiyet hayatında en mühim ne? Hürmet ve merhameti telkin ediyor. Telkiye ediyor. Döllüyor bize o duygumuzu aktif ediyor. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istinadan kurtarıyor. İnsanı var ya böyle ya birbirimize de böyle bakmıyoruz, ihtiyaç duymuyoruz. Yani ne şimdi selam vereyim ya, ne telefon edeyim? Bir ihtiyacım yani bir ihtiyacım yok yani. Niye böyle şey yapayım? Yani birbirimizden biraz neyiz? Vahşiyiz. Bir de merhametsiziz. Ne diyor bak? insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istina. Yani istina ediyoruz yani. yani şey alaka duymuyoruz, ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü innal insan ele yetka en sırrı ile siyahat ve afiyet siyahat ve afiyetten gelen istinada bulunan bir nefse mare şayan hürmet çok uhvetlere karşı hürmeti hissetmez. Yani hissetmezsin yani böyle. Siyatlısı. Ne şey yapacaksın? Yani hem o hürmet sen de ondan böyle acizliğini ifade edip yardım şey halin olmaz. Ve şeyani merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Duymaz. Bir daha okuyayım. Şayani merhamet ve şefkat olan musibet zedelere ve hastalıklara merhameti duymaz. Ne vakit hasta olsa o hastalıktan atsini ve fakrını anlar. Layık hürmet olan ihvanlarına o yardımcılarına ihti, ihtiram eder. Yani gelen yardımlara değer verir. Şimdi bir şey, anlat, şey anlatıyorsun. Bir şey diyorsun böyle. Nasihat ediyorsun ki ilaç. ilaçtan da daha üstün. İhtiram etmiyor, hürmet etmiyor, değer vermiyor, kale almıyor. Sonra abi o neydi ya? Abi anlatsana bir şey. Neydi Ya korona için dün. Nereden arıyorsun? Maraş'tan hastane değil mi abi. Korona televizyon. Ha öyle mi? Vallahi. Abi o korona hakkında bir sohbetleri vardı dedim. Baya vardı falan sesli kayıt. Ne yapacaksın onu dedim ya. Boş Sen zaten biliyorsun. Abi çok ihtiyacım var. Lan be adam şimdiye kadar niye dinlemedin peki onu da şimdi? El freni çek, takos koy olduğu zaman dinliyoruz. Şimdi istiyor ses kayıtları. Ya. Peki daha önce dinleseydin e ne karın olacaktı? Daha aktif olacaktın. Daha hazır olacaktın. Daha önce ona belki şey yapacaksın, mukabele edeceksin. Layık hürmet olan ihvanlarına ihtiram eder ziyaretine gelen veya ona yardım eden mümin kardeşlerine karşı hürmet hisseder. Bak hürmet oluyor, o teksine merhamet gelişiyor. Yani ne acayip ya. Ve i cinsiyeden gelen şefkat insaniye ve en mühim bir haslet İslami olan müsibet karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır şefkat eder, elinden gelse muavenet eder. Hiç olmasa dua eder. Hiç olmasa şeran sünnet olan keyfini sormak için ziyaretine gider, sevap kazanır. Biz bunu niye yapmıyoruz? Bir cep izzeti nefis yapıyoruz yani halat halatası olmaya, ziyaret etmeyi yapmıyoruz ya. Yani. İzzeti nefis ya. Yani. Veya şimdi ne gideyim? Veya sakin yani iyiyken. Niye sormuyoruz Allah'a? İzzetine ya, ya O sorsun. E sen sor. O, sorsun. o şeydir. İşte yaştır, ke kemalattır kemal şudur. Yok ya. Aratır söylüyor. Yani şahsiyetin düşmez. Nasıl anlaşılıyorsa böyle. Eski, bizim memleketlerde var. Eskide var. Yani baba çocuğunu sevemez diye. Yani. E, Ama bunun ifratı da var. Tefriti de var. Hangisi doğruydu? Şimdiki asıl insanlar mı? O insanın meyvesine bakın. Şimdiki asıl anne babanın yetiştirdiği çocuğa bakın. Eğer bu geçmişteki babalara bakın. Onların da meyveleri biziz. Biz kendine, senin çocuğuna bak. Aradaki fark anlarsın. Demek ki babaların size yaptığı muamele daha doğruymuş. Senin yaptığın daha yanlış. Çünkü yalaka bir çocuk olmuş ya. Yani sağ solu tutulmaz, şey, laf dinlemez, otur desen oturmaz, kalk desen kalkmaz, he <laughs> he, yapmaz. Su istemeye şöyle dursun, kızım bir su ver desen, 10 yaşında da hak Hakikaten baba ben de susadım, kalk bir tane de bana getir. Veya böyle yapıyor, böyle. Yani ben böyle kuru bir hiç sevmem. Şimdi eskiler nasıl yetiştiriyordu abi, o anlatıyorlar. Tamam meyveleri çocuklardı. Babalarımız veya biziz. Senin yetiştirdiğin çocuklara bak. Ha ha. ha. Yedi, Yediklerin önde, kadar la, yalaka. Onlar şey yapıyoruz. Her türlü şey. Arkadaş olduk, öyle diyor. Şimdiki asıl yönet, yönetmenleri. E benim çocukta baksana. Ne laf dinliyor dimi Kızımız laf mı dinliyor? Laf dinlemiyor şey. Tepene değecek. Şahsiyeti oturmamış, Karakteri oturmamış. 10 yaşındaki çocuk, 10 yaşındaki çocuksa ki karakter 8 yaşında, şahsiyet, anlayış, kavrayış Biraz ne bileyim olgunluk olur, ağırbaş olur. Yani böyle acayip olmuş ya. Çok tuhaf. Yöntemimiz farklı. Dersin başında da böyle başlamıştım. Asıl saadet ölümün ve yokluğun kol kol gezdiği zamanı asıl saadet denmiş. Şimdi öyle. Şimdi bir de yetmiyormuş hayatın içerisinin ortası. Bu sonuçtu. İzzeti nefes yapıyoruz. Hal hatır sormayız. Ziyaret etmeyiz. Ondan sonra ilgilenmeyiz. Hastaları mesela. Gidin hastasına. Meşgul olun. Ne olacak yani? Ondan sonra o da pek şey yapmıyor yani. Kendisine toz kondurmuyor. Ama hastalık adamın el frenini çekiyor. Takozunu da koyuyor. Arabadan da iniyor. Hadi bakalım şimdi. Öyle adam adamı ediyor ki hem de nasıl? Hem de duman ediyor. Peki. bir geçen birkaç arkadaş aradım. Andır gittim. gidiyor, müşahid ziyaret edeyim de gelin, Yaşıyorlar dedim, yani biraz da rahatsız Ondan sonra hiç kimse hanımlardan izin alıp gelemedi. <laughs> ya bir hanıma da, tamam kardeş gelmiyor sen dedim. İkinci özel, ya diyor, bir hanıma söyleyeyim, Allah Allah. Üçüncüye dedim, en son da Sultanbeyli'deki Yunus abi dedi ki, dedi biz 40 yıl önce çıkardık o gömleği dedi. Dedim sen, hoflusun tabii. Ondan, ondan gittik abi. Evinin oraya geçtik önüne park ettik. Telefon açtım. Hayrettin amca nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Nereler? Geldik mi dedi. Telefondan bak. Vay be. Lafa bak. Dur bir dakika. Balkona bir çıkayım dedi. Dışarı çıktı. <laughs> İnan öyle dedi. Telefon mu açıyor? Yoksa büyük ki geldin. En büyük iltifat kahve baklava falan değil. Senin kendin. Seni niçin sadaka dermiş tebessüm? Bak sensin. Bunu söylüyorum kapatıyorum. Sahabelere sohbet ehli denilirmiş. Sohbet ehli. Sahabe o demek. Sahabe ne demek? Peygamberin sohbet ettiği kişiler demek. Sohbette ne oluyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisini ikram edermiş. Bir şey ikram etmek değil. Hurma değil. Kendini. Sohbet kendini ikram etmektir. Mesela bak bu arkada dershane. Bugün pazartesi. Çoktan beri şey otomanla geçiyordum. Bir anda kıvırdım. Dedim ben ya şey yaparım. Kışlık bazıları şey, eşyamı alırım. Tepecikte kalıyorum. Ya pazartesi dersi çoktan beri gitmemişim. Katılırım. Bir su versen bize. Niye? Orada kardeşlerim var. Bir ziyaret edeyim. Şimdi o kadar içim gidiyor ki yani kırıkanı, hep derim kırıkanı polatlıyı çok imal ettim yani Afyon'u şurayı o korona şeyi vesairesi. almayı zaten <laughs> ne ne oldu bir buçuk sene oldu İnsan şunu kast ediyor bir halatı sormaya gitsen ziyaret etsen en azından telefon etsen kendini ikram ediyorsun. Kendini ona ikram ediyorsun. Onun için peygamber limon koymuştu galiba. Otur. Peygamberin sahabesi eli sohbet. Ne yaparmış? Kendini ikram ederdi. En değerli şey mi? Evet. Seni kale alıyor, değer veriyor. Bak Sohbet ediyor. Kaç kişi muhatap alır senin iş şey yaparsın? Mesela adam yazmış Almanya'da. E, doktor yazmış. Biliyor hastaları. Şimdi gidip e, doktor bir şey anlatmıyor. Çok az bir şey anlatıyorlar. Onu enerjisini negatif enerjisini e, atmak için. Çünkü do, akraba yok ki Almanya'da. Dost da yok. Kimseye dökememiş, dökememiş patlayacak. Doktor ne yazmış? Diyor ki yarım saat benle sohbet ederseniz ücretim bu kadar. S sizi yarım saat benle sohbet edip sizi dinleyeceğim. Sizi yarım saat dinleyeceğim. 50 euro. Bir saat dinleyeceğim sizi. 100 euro. Dinleyeceğim dinleyeceğim ha. Ben sizi bir şey anlatacağım değil. Şimdi bir şey anlatıyor. Dedim var abi. Birazcık. Dedim ne var? Dört şu. Değil o. Zaten patlamak istiyor. 10 bar hava olan topa 20 bar hava vurur. Patlayacak gibi ya. Bir de sen mi yüklüyorsun? Dur. Sizi yarım saat dinleyeceğim 50 euro. Mesela şu koronadan dolayı açılmış. Şöyle yazıyorlar. Sizi yarım saat dinleyebilir Çünkü muhatap ki. Ha Birisini ara. Yani bana kim konuşacak? Sokaktan tuttuğun hepsi var. Ama seni kimse dinlemez. Beni kim dinleyecek? Oza ücret vermen lazım. Konuşma şeyi çünkü herkes potansiyel boşaltmaz. seni. Bu da dostluğun az olduğunu gösteriyor. Ya Çok şükür Risale'nin bize bu şeyi vermiş, kardeşliği vermiş. Allah birbirimizi bir, birbirimizi ayırmasın. Bakın birimiz dünyada, birimiz ahirette. Şarkta, garpta, şimalde, diyeceğim. Bir beraberiz. Allah öyle şehit olanlardan eylesin. Ama olayda anlattığım gibi sen duymadın. Allah onların cinsinden bizi muamele eylesin. Onların hürmetine bize de Cenab-ı Hak şefaat eylesin. Bu Risale-i Nur'un hakikatiyle haklanmayı nasip eylesin. El-Fatiha.